darbe girişiminden sonraki süreci her türlü darbenin panzehri olan demokratikleşme ile karşılamak yerine yeni bir darbe ile derinleştirerek devam ettiriyor. 15 Temmuz darbe girişimini savuşturarak kendini sağlama alan iktidar, okul sivri ucunu kamu emekçilerine, işçilere, akademisyenlere, gazetecilere ve toplumsal muhalefete yöneltti. Bu kapsamda en son dün gece Başbakanlığın talimatı ile aralarında Hayatın Sesi TV, İMC TV olmak üzere 12 televizyon kanalı ve 11 radyonun yayınına TÜRKSAS tarafından son verilmiştir. Emekten, demokrasiden, eşitlikten, kardeşlikten yana muhalif basın yayın organlarına uygulanan bu baskı sadece basın yayın organlarına değil, demokrasiye, ifade özgürlüğüne, halkın da haber alma hakkında vurulan bir darbedir. Emeğin, demokrasinin, barışın sesi olan ekranların karartılmasına kınıyoruz. Özgür basın susturulamaz. Özgür basın susturulamaz. Kanun hükmünde kararnamelerle kamunun tasfiyesine hız verildi. Darbe sonrasında OHAL uygulamalarıyla yaygın bir tasfiye başladı. Haksız açığa almalar OHAL hukuku ile dahi açıklanamıyor. İş güvencemiz idari amirlerimizin hakkımızdaki görüşüne ve yargısına bırakıldı. Bazı konfederasyonlar muhbirlik hizmeti vermeye başladı. Seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak kayyumlar atandı. Halkın iradesi gasp edildi. Bu darbe döneminde de darbecilerle mücadele adı altında bedel dönüp dolaşıp emekçilere, işçilere, toplumsal muhalefete ödetiliyor. Baskılar!